Oregon'un dış mahallelerinde Bill arabasını durdurur ve az önce başından geçen tüm şiddet olaylarını hatırlarken kıyafetlerini yakmak üzere çıkarır. Her şey iki gün önce başlamıştır. Bill, çalışkan ailesiyle yaşayan 23 yaşında bir gençtir. Dünyanın durumuyla ilgili depresif haberleri ve sinirli fenomenlerin videolarını saplantılı bir şekilde takip etmesi nedeniyle sürekli bir öfke ve hayal kırıklığı halindedir. Sinirini atmak için odasındaki kum torbayı yumruklar, ağırlık kaldırır ve dart oynar. Ailesinin yanındaysa sakin biriymiş gibi davranır. Bir sabah Bill'in ailesi evden taşınma zamanının geldiğini söylediğinde Bill ağzındaki baklayı çıkarır ve ailesine eğitimi için yeterince para biriktirene kadar onlarla yaşaması gerektiğini hatırlatır. Babası bu paranın bir kısmıyla kirayı ödeyebileceğini söyleyince Bill onu kendisini suçlu hissettirmeye çalışmakla itham eder. Bir tartışma başlar ancak ebeveynlerin işe gitmeleri gerekmektedir. Bu yüzden Bill'e birkaç yıl boyunca ona yardım edeceklerini ancak bu konuyu akşam yemeğinde düzgünce tartışmak istediklerini söylerler. Bill şehir merkezine gider ve bir kahveciye girerek ekstra köpüklü bir double espresso macchiato sipariş eder. Barista siparişi çabucak bitirir ancak Bill kahvesinde köpük olmadığı için bunun macchiato olmadığını iddia eder. Bir tartışma başlar ve Bill parasını geri isteyerek kahveyi iade eder. Ancak barista onun aptal olduğunu düşünür ve parayı iade etmeyi reddeder. Bill hışımla uzaklaşır ancak bir saniye sonra geri döner ve tezgahtan bir şeyler alır. Barista bu fırsatı kafasına rulo fırlatmak için kullanır. Birkaç dakika sonra Sonra Bill bir garajda minibüs tamir etmektedir. Patronu gelir ve öğle yemeği saatinin bittiğini, bu yüzden minibüsle vakit kaybetmek yerine arabalara geçmesi gerektiğini belirtir. Bill ondan en iyi çalışanına daha iyi davranmasını ve zam yapmasını ister ancak patronu onu tersler. Bill'in arabalara geçmekten başka çaresi yoktur ama önce minibüsün içine gizemli bir çanta bırakır. İşten sonra Bill, sosyal normlara karşı çıkan ve sistemden şikayet eden videolar çeken asi influencer arkadaşı Evan'la buluşur. Evan bile iki paket verir ve evine artık bir şeyler göndermemesini ister çünkü babası bundan hoşlanmamaktadır. Ayrıca paketlerin içinde ne olduğunu sorar ama Bill sürpriz olduğunu söyler. Daha sonra Bill Chicken Den'den bir şeyler atıştırmaya karar verir ancak Evan hayvan hakları konusunda hassastır ve salata sipariş eder. Yemeklerini yerken yaklaşan paintball maçını tartışırlarken çalışan tepsiyi almaya gelir ve yanlışlıkla yemeklerini üzerlerine döker. Çocuklar önce güler ama çalışanlardan bir özür bekler ve paralarını geri isterler. Çalışan siparişleri yeniden yapacağına ancak parayı iade edemeyeceğini söyleyince Eva'nın sakinleştiremediği Bill müdürü çağırtır. Yeni siparişleri geldikten sonra sokaktaki insanları izleyerek yemek yerler. Evan aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların yok edilmesi, kirlilik ve insanların para takıntısı hakkında atıp tutmaktadır. Bill Evan'ın çok kötümser olduğunu ve sadece konuştuğunu, hiçbir şey yapmadığını söyler. Daha sonra Bill eve döndüğünde ailesi ciddi bir konuşma yapmak için onu beklemektedir. Bill'e aramadığı ve akşam yemeğini kaçırdığı için biraz kızgındırlar. Bu yüzden özür diler ve konuşmayı sabah yapacaklarına söz verir. Hem o zaman onlara heyecan verici haberler verecektir. Bill odasına gider. Bir yandan dünyanın sorunlarıyla ilgili kitap ve dergiler okurken bir yandan da radyodaki şiddet haberlerini dinler dinlediği suçlar kafasında canlanır ve okumayı bırakıp paketlerini açar. Kurşun geçirmez bir zırh sipariş etmiştir. Evan'ın dünyanın gerçekten ses çıkaran ve harekete geçen insanlara ihtiyacı olduğundan bahsettiği son videosunu dinlerken zırhı monte eder. Bir yandan da Evan'la dalga geçer. Zırh üzerinde çalışmayı bitirdikten sonra bir miktar sahte parada basar. Ardından insanların eşit olduğunu düşündüğü ve sürekli konuşup hiçbir şey yapmadığı için Evan'la dalga geçtiği bir video çeker. Ertesi sabah kahvaltıda ailesine katılmadan önce her zamankinden daha sıkı çalışır. Bill anne babasına sonunda harekete geçeceğini söyler. Evde kalıp üniversite başvurularını doldurabilmek için işten izin almıştır ve makine mühendisliği okumak istiyordur. Ebeveynler bunu duyunca şok olurlar ama aynı zamanda çok gururlanırlar ve oğullarının kararına büyük destek verirler. Daha sonra biz Eva'nın aksine harekete geçeceğini söylediği videosundan kesintiler görürken eşyalarını toplar. Eşyaları arasında sadece zırh değil, Bill'in kolaylıkla monte tti çok sayıda silah da vardır. İşi bittiğinde bir SWAT timi ajanına benzer ve zihninde tüm korkunç haberleri ve Eva'nın konuşmasını döndürürken aynada kendine hayran hayran bakar. Son olarak videosunda ancak güçlü olanın hayatta kaldığı bir dünyada denge sağlanabileceğini. Bu nedenle kaynakları tüketen ama topluma faydalı olmayan herkesi. Mesela kanser hastalarını öldüreceğini söylediğini görürüz arabasıyla yola çıkar. Ancak yolun ortasında durup plakası olmayan başka bir araca biner. Arabayı sürerken arkadaşının, ailesinin ve haberlerin söylediği şeyleri hatırlamaya devam eder ve motive olur. Sonunda şehrin ortasına varır ve geçen gün üzerinde çalıştığı minibüsün yakınlarda park edilmiş olduğunu görür. Kablosuz bir cihazla minibüsü çalıştırır ve sürer. Bu sırada neredeyse insanlara ve diğer arabalara çarpacaktır. Minibüsü polis karakoluna yönlendirir ve binaya çarpmasını sağlayarak resepsiyonu tahrip eder. Ayrıca birkaç memur yaralanır. Hala ayakta olan polisler minibüsün arkasını kontrol eder ve bomba olduğunu görür ama bir şey yapamadan Bill bombayı patlatır ve karakol havaya uçar. Bu polisleri bir süre meşgul edecek ve Bill planına devam edecektir. Arabayı işlek bir caddede durdurur ve inip bir sürücüye ateş ederek kaza yaptırır. Ardından rastgele insanlara ateş etmeye başlar. Herkes çığlık atıp kaçarken büyük bir kaos olur. Bill insanları öldürmeye devam ederken her yerde araba ve dükkan alarmları çalmaya başlar. Sonunda iki polis onu durdurmaya gelir ancak zırh Bill kurşunlardan korur ve Bill polisleri öldürür. Daha sonra ana caddeye dönerek insanları acımadan vurmaya devam eder. Sadece silahını yeniden doldurması gerektiğinde durur. Hatta bir kadını öldürmeden önce ona korkup korkmadığını sorar. Katliam birkaç dakika boyunca devam eder ve Bill artık dükkanlara da girmeye başlamıştır. Bir restorandaki herkesi öldürdükten sonra kendisini azarlayan Barista'nın çalıştığı kahveciye gider ve aynı siparişi verir. Barista onu tanımaz ve sipariş siparişi hazırlar. Ancak Bill yine köpüksüz olduğu için öfkelenir. Sayı saymaya başlayarak baristaya kaçma şansı verir ama beşe ulaştığında baristayı dışarıda öldürür. Ardından bir güzellik salonuna girer ve tüm çalışanları ve müşterileri bir köşeye toplamak için havaya ateş eder. Ardından kaskını çıkarır ve zırhtan dolayı çok sıcakladığını söyleyerek biraz su içer. Ayrıca dinlenmek için bir yere oturur ve insanlarla çok korkmuş göründükleri için dalga geçmeye başlar. Kadınlardan bazıları merhamet dileyip ailelerinden bahsedince Bill midesinin bulandığını söyler ve kimseyi öldürmeden dükkanı terk eder. İki saniye sonra geri dönerek insanları tekrar köşeye sıkıştırır ve yüzünü gördükleri için hepsini aynı anda vurur. Bill'in bir sonraki durağı bir grup yaşlı insanın onunla ilgilenemeyecek kadar oyunlarıyla meşgul olduğu tombalacıdır. Biraz yiyecek almaya karar verir. Tezgahtar onun deli olduğunu fark eder ve ondan ücret almaz. Bill yaşlı insanların arasında bir masaya oturur ve sandviçinden bir ısırık alır ama tadını hiç beğenmez. Öfkesinin kabardığını hisseden Bill anonsçuya yaklaşır ve son numarayı çalıp mikrofondan anons. Eder. Ancak kibarca numarayı geri vermesini isteyen anonsçu dışında kimse tepki vermez. Bill bu insanların ona ihtiyacı olmadığını çünkü zaten ölmüş olduklarını fark eder ve oradan ayrılır. Daha sonra tüm suçlarının anlatıldığı radyo haberlerini dinleyerek bankaya gider. Bankaya ulaştığında arabayı korkunç bir şekilde park eder ve içeri girmeden önce kendisine yaklaşan görevliye ateş açar. Herkesi alarmdan uzaklaştırırken aniden bir çalışan arkadan üzerine atlar ve onu düşürür. Ancak Bill onu hızla etkisiz hale getirir ve bıçaklar. İnsanlar paniklemeye başlar. Bu yüzden Bill yöneticiden kasayı açmasını istemeden önce birçoğu vurulur. Yönetici anahtarı ararken Bill bir çalışana kasayı boşaltırır. Yönetici kasanın şifresini bilmiyormuş gibi davranır ve bu yüzden Bill adama kasayı açtırana kadar anlayış ve hakaret arasında gidip gelen cümlelerle ona dil döker. Tüm parayı çantaya koyduktan sonra Bill aceleyle arabasına döner. İçinde gerçek para olan çantayı bagaja koyup bastığı sahte banknotların olduğu çantayı çıkarır. Paranın hiçbir işe yaramadığını haykırırken çantayı ateşe vererek bir gösteri yapar. Arabasıyla ayrıldıktan sonra banka yöneticisi dışarı çıkar ve yanmış parayı görünce şerifi arar. Bu sırada Bill arabasını sürmeye devam eder ve gazetecilerin işlediği tüm suçlar hakkındaki konuşmalarını dinler. Telsizi kullanarak polisin frekansını yakalar ve onu arayan polislerin Crossroad üzerinde kasabaya geleceklerini öğrenir. O anda annesinden bir telefon alır. Annesine hemen yalan söyler ve kasabadaki olaylardan haberi yokmuş gibi davranarak evden çıkmadığını söyler. Birkaç dakika sonra çıkından de durur ve dün yemeklerini döken çalışanı öldürür. O sırada Evan onu arar ve geç kaldığı için azarlar çünkü şu anda ormanda paintball oynuyor olmaları gerekiyordur. Bill birkaç işini hallettiğini yakında orada olacağını söyler. Ormana giderken Crossroad'da durur ve karşılama tabelasının arkasına büyük bir bomba yerleştirip arabaya döner. Evan beklemekten sıkıldığı için onu tekrar arar ancak Bill onu 10 dakika daha beklemeye ikna eder. Hatta beklemezse onu öldüreceğini söyler. Polisler nihayet iki araçla geldiklerinde Bill bombayı patlatır ve patlama arabadan birine isabet ederek takla atmasına neden olur. Şerif'in bulunduğu araba patlamadan kurtulmayı başarır. Bill arabanın geldiğini görünce hemen kaçar ve yolda bir kovalamaca başlar. Birkaç el ateş ederler ama hepsini ıskalarlar. Bu yüzden şerif sürücünün Bill'in arabasına çarpmasını sağlar. Ancak o da onlara çarpar ve hızlanıp onları geride bırakır. Dakikalar sonra şerif ve memurları nihayet Bill'i yakaladığında Bill elinde para çantasıyla arabayı çoktan terk etmiştir. Bir çitin arkasına geçer ve memurları onu takip etmemeleri konusunda uyarır. Ancak polisler yine de takip edip ateş açınca arabasını havaya uçurur. İki şerif yardımcısı ölür ama şerif iyidir ve Bill'i aramak için ormana girer. Şerif kaybolur ve dikkati dağıldığında Bill arkasından gelip onu bıçaklar. Şerif onu vurmaya çalışır. Ancak Bill onu itip kan kaybından ölmeye terk eder. Daha sonra Bill Bill Evan'la buluşur ve ona para dolu çantayı gösterir. Evan'ın dikkati dağıldığında Bill onu şok tabancasıyla bayıltır ve eline bir silah yerleştirir. Bill bu silahla Evan'ı vurup öldürür ve kendini öldürmüş süsü verir. Evan'a kendi zırhını giydirir ve tüm kanıtları yakmak üzere arabayla uzaklaşır. Burada en baştaki sahneye döneriz. Temiz kıyafetlerini giyip eve gider ve kanepeye uzanıp haberleri izler. Bu anda ailesi gelir ve onun bütün gün evde olduğunu düşünürler. Televizyondaki muhabir polisin Evan'ı bulduğunu ve katliamın arkasında onun olduğunu doğruladığını söyleyince Bill, ailesine Evan'ın kendisinin tek arkadaşı olduğunu söyler. Ona acıyan anne babası üniversite başvuruları hakkında soru sormamaya karar verirler ve birbirlerine sarılırlar. Bill yattıktan sonra ebeveynler Bill'i bir psikoloğa göndermeleri gerektiğine karar verirler çünkü Bill üzüntüsünü iç. Atmaktadır. Bill odasında tüm parayı bir bavula doldururken televizyonda Evan'ın babasının tutuklandığını görür. Adam 60'lı yıllarda radikal bir protestocudur ve her zaman hükümet karşıtı olmuştur. Bu yüzden Evan'ın eylemlerinin arkasında onun olduğundan şüphelenirler. Ekranda Evan'ın babası tüm bunları Bill'in yaptığına aykırır. Ancak kimse ona inanmaz ve Bill sorunsuz bir şekilde evinden kaçar. Katliamdan 2 yıl sonra Bill'in doğal kaynakları korumak için insanları öldürmek gerektiğinden bahsettiği, insanlık uğruna nüfus kontrolünü kendisinin yapacağını ilan ettiği videosu internette yayınlanır. Kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.